Lig testi orada arkadaşlar. Şimdi verilenlere göre A o değeri aşağıdakilerden hangisini eşittir diye sorulmuş. Birim çember burası 1, burası 1. Burasının tamamı 2 yaptı. O zaman burası karşı bölü komşudan 2 tane tanjant x gelir. Burası da aynı şekilde 2 tane tanjant x geldi. Şimdi şu küçük üçgenle bakacak olursak bunu bir de silelim buradan görmeyelim. AO bölü AE yani 2 tane tan x komşu bölü hipotenüsten cos x olarak gelecektir. O zaman 2 tane tan x çarpı cos x gelir. Bu da sin x bölü cos x'tir. Cos x'ler gelir, 2 tane sin x gelir. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldik soru 2'ye. Bakalım eşitliklerinden hangileri doğrudur? Çizelim şu üçgeni. Sinüs x demiş. Sinüs x kök 3 bölü 4'müş. 16'dan 3 çıksa arkadaşlar burası da kök 13 gelecektir. Yazdık buraya. Kotanjant y neymiş? Kök 13 bölü kök 3'müş. Kotanjant y kök 13 bölü 13 ise şu üçgene bakacak olursak dikkat edin. Burası y desem kotanjant ya da şuraya y desem kotanjant y komşu bölü karşıdan kökü 13 bölü 3 gelir. O zaman x eşittir y geldi. Kosinüs z de kök 13 bölü 4 desem kosinüs z de kök 13 bölü 4 desem bu da z'dir aynı şekilde. O zaman x, y, z birbirlerine eşit gelmiş oldu. X ile y birbirlerine eşittir. X artı z'nin 90 olduğunu bilemem. 3'ünün toplamının 180 olduğunu bilemem. Doğru cevap c seçeneği gelecektir. Geldik soru 3'e. Eşit uzunlukta kollara sahip birinci şekildeki paralel T noktasının A birim ok yönünde ötelendiğinde ikinci şekil oluşmaktaymış. Buna göre TAB x. Tamam. Diğeri de 2x'miş. AB artı C de AB artı C de 4 tane A'ymış. Şimdi arkadaşlar şuradan yukarıdan bir dik çektik. Bunlar birbirlerine eşit olduğu için buna n diyelim. Aynı şekilde bunu çektiğimde burası ne olacaktır? 2a eksi n'e 2a eksi n olacaktır. Çünkü ikizkenar üçgende tabanı iki eş parça bölecek ki tabanı tamamı 4 gelsin. Burası x, burası x. Şimdi buradan baktığımız zaman şuraya da m dersem burası da m eksi a kadar gelecektir. A birim aşağıya kadar ötelendiği için. O zaman 2a eksi n eşittir m dedik. 2a eksi n eşittir m gelir. Tamam. M artı n 2a'dır. M eksi n de a kadar gelecektir. Bundan sonra taraf tarafa toplarsak m buradan 3a bölü 2 gelir. N buradan a bölü 2 geldi. Tan x sorulmuş. Tan x n bölü m'dir. N bölü m'dir. Bu da ne gelecektir? 3a bölü 2 bölü a bölü 2'den 3 gelir. Doğru cevap D seçeneği gelecektir arkadaşlar. Geldik soru 4'e. ABCD, BEFG kareleri birer kenara çakışacak biçimde çizildiğinde tamam bu veriliyormuş. Şimdi buraya 4 desem burası 6 olacak. BG 4'müş. GC'nin tamamı 6'ymış. Yani şurası 6. O zaman burası 10, 10, 10 geldi. Buralara 4, 4, 4. K şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi bize ne sorulmuş? Bakalım. Tanjant x değeri sorulmuş. Şimdi şunu nasıl birleştirelim? Şurası 45 derece. Şunu birleştirirsem burası da 45 derece geldi. Burası 90 geldi. Tamam. Yani şu açım 90 dereceymiş. Burası 4 kök 2 geldi. Burası da 10 kök 2 geldi. Tanjant değeri sorulmuş. 4 kök 2 bölü 10 kök 2'den bunlar sadeleştir. 2 bölü 5 şeklinde gelecektir. Doğru cevap B seçeneğidir. Geldik soru 5'e arkadaşlar. Gizem öğretmen matematik dersinde pi sayısının yaklaşık değerinin şu virgül 14 olduğunu vurgulayıp aklındaki soruyu tahtaya yazmıştır. Tahtaya yazılan sayıların işareti aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar bir tane tekerleme var. Tüm sınıf kara tahtada coşar. Yani bu çok saçmadır ama akılda kalır. Bu birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge olmak üzere. Birinci bölgede tamamı artı. Sadece sinüs artıdır ikinci bölgede. Üçüncü bölgede tan kot artıdır. Dördüncü bölgede kosinüs artıdır şeklinde devam eder. O zaman bakarız bu birinci bölge, bu da birinci bölge, bu da birinci bölge. Bu da dördüncü bölgeye düşüyor. O zaman birinci bölgede 3'ü de artı, ABC artı. Dördüncü bölgede kotanjant eksidir. Doğru cevap E seçeneği
gelecektir. Geldik soru 6'ya. Yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde ABC sayıların konumları verilmiştir. Doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Tamam, bakalım. Nasıl doğru sıralayacağız? Tanjant A eksi C eşittir X'miş. Şimdi A eksi C dedik. Bunların her birine değer verebilirim ya ben. 90. Bildiğim değerleri vereyim. 30, 45, 60 diyelim. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yani yaklaşık değer veriyorum zaten. O zaman tanjant A eksi C 60 eksi 30'dan 30. A eksi B 15. Tanjant C eksi B demiş. Eksi 15'tir. Şimdi bakacak olursak Z burada negatif gelecek. En küçük odur. Yani Z en küçük olacak. Sonra tanjant 30 mu büyüktür, 15 mi büyüktür? 30 büyüktür. Büyüdükçe daha da çok artacaktır. O zaman X, Y, Z deriz. Doğru cevap B seçeneği gelecektir. Geldik soru 7'ye. Temel öğretmen öğrencilerin aşağıdaki yönergeleri uygulamasını istemiştir. Tamam, yukarıdaki yönergeyi karıştıran öğrenci salih sayısının Y'nin aralığında Y'ninkini X aralığında seçmiştir. Hangileri her iki durumda da aynı olur? Şimdi bakalım. Sallıyorum burada 45 seçsin. 0-90 aralığında. Burada da kaçı seçsin arkadaşlar? 180 ile 270 aralığında 210 seçmiş olsun. Şimdi sin 45 çarpı sin 210 eşit midir? Sin 210 çarpı sin 45'e tabii ki eşittir arkadaşlar. Aynı şeydir. Cos x eksiye kosinüs 210 eksi 45 çarpı eşittir kosinüs 45 eksi 210. Arkadaşlar kosinüs eksiyi yuttuğu için bu da sağlar. Geldik üçüncüye. Tan 45 çarpı kot 210 eşit midir? Kot 210 kot 45 çarpı tan 210'a. Arkadaşlar bunlar bir olduğu için gitti zaten. Ama kot 210 tan 210'a eşit değildir. Doğru cevap C seçeneği gelecektir. Geldik soru 8'e. Kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi bakalım. Sin x'ten küçük bir değerdir demiş. Sin x değerimiz arkadaşlar. X 0 ile 90 arasında ise 0 ile 90 arasında bir değer vereceksem. Yani şu aralıkta bir değer vereceksem. 1 verdim en küçük. Sin x bundan daha küçük bir değer gelecektir. 0 1 verdim. 0 1 verdim. Daha da küçük gelecektir. Bu kesinlikle doğrudur. 1 her türlü sağlar. Mesela sin 45 desem benim verdiğim değer 45. Sin 45 kök 2 bölü 2. 45 kök 2 bölü 2'den her zaman büyüktür. 90 hiç tartışmıyorum bile. 1 versem bu en fazla 1 olabilir zaten. Bu her türlü birden küçüktür arkadaşlar. Doğru cevap budur. Yani 1 doğrudur. Geldik 2'ye arkadaşlar. 1 küçüktür secant x. 1 küçüktür 1 bölü nedir arkadaşlar? Kosinüs x. Kosinüs x 0 ile 1 arasında bir değer. Yani birinci bölgede olduğu için 0 ile 1 arasında diyorum. Şurada 0 ile 1 arasında bir değer gelecek kosinüs x. Peki arkadaşlar basit kesirse ters çevirirsem bileşik kesir olur. Bu da her türlü sağlar. Geldik üçüncüye. Ne diyor? Kotanjant x kosekant x'ten küçüktür demiş. Kos x bölü sin x küçüktür 1 bölü sin x'tir arkadaşlar demiş. Bakalım doğru mu? Doğru mu? Şurada üçgenimize, şurada çemberimize bakacak olursak. Şimdi kotanjant x'i çizdim. Kotanjant x olabildiğince büyüyor. Diyelim ki böyle. Diyelim ki burada. Ama ben buraya verdiğim değer 30 gibi bir değer olsa. Kotanjant 30. Kotanjant 30. Kaç gibi bir sayıdır arkadaşlar? Kök 3 bölü 3 gibi bir sayıdır. O zaman dikkat edersek sinüs 30 nedir? 1 bölü 2, 2'den küçük gelecek. Yani burası her türlü bileşik gelecek. Ve buna verdiğim daha büyüdükçe buradaki değer daha da büyük gelmiş olacak. O zaman bu da doğrudur. Doğru cevap E seçeneğidir.